kötü oluyor yani bizim açımızdan. Sonuçta öğrenciyiz falan. Olmuyor yani. İster beni assınlar, ister kessinler. Bunlar dırıvırı yani. Vallahi Cumhurbaşkanı eğer kongreleri yapıyorsa vatandaşa da kalksın, esnaf parasını kazansın yani. Herkes ağam ağam ağlıyor. Eceli gelen ölür. 8'e kadar olan olmuş olacak. 8'den sonrası mantıksız olacak. Kabine toplantısı bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığına toplanacak. Yeni yasaklar gelecek mi yoksa kalkacak mı merak ediliyor. Biz de Last Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına bu konuyla alakalı sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar verdiler. Bu akşam Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplanacak. Siz yeni kararlar alınmalı mı yoksa kararlar kalkmalı mı? Öncelikle koronavirüs hakkında düşüncelerim. Bir keresinde kalkmıştı neredeyse tamamen. Normalden fazla olmuştu. O yüzden kalkmamasını tercih ederim. Yeni kararlar kalkmalı. Çünkü çoğu işletmeler şu an mağdur. Restoranlar, kafeler, çay ocakları, kıraathane, bunun gibi birçok işletme şu an mağdur. Ve çalışanlar ve işverenler de. Bence yasaklara devam edilmeli. Hatta daha da fazlalaştırılmalı. Çünkü çok fazla çocuk dışarı çıkıyor ve genelde çocuklar bu virüsü daha şey atlattığından dolayı, nasıl anlatayım onu size, daha kısa atlattığından, daha az zarar görerek atlattığından dolayı bilmiyorlar ve çocukları dışarı savuyorlar maskesiz şekilde. Hastanelerde, efendime söyleyeyim, bazen otobüslerde yasak olduğu halde çocuklar var. Yani bunun önüne geçilmesi gerekiyor bence. Ya kademe kademe kalkmalı. Şu an direkt kalkmamalı. Çünkü yapacak bir şey yok. Tüm dünya etkilendi bundan. Bir tek hani Kayseri olsa, sadece Türkiye olsa anlarım. Ama kademe kademe, yapacak bir şey yok. Hepimiz zor durumdayız ama yapacak bir şey yok. Peki ya sizce? Yani ekonomik açıdan kalkmalı ama şimdi ilaçlardır, şeydir, öteki şeylerde sağlık harcamalarda kontrol edilince yani yine en iyisini onlar bilecektir ama bu konuda maliyeyle işbirliği içerisinde çalışılması daha doğru olur. Bence yeni kararlar alınmalı. Tabii devletimiz olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, Sayın Sağlık Bakanımız olsun, özellikle sağlık çalışanlarımız bu yönde gerçekten de çok büyük fedakarlıklar yaptı. Ama kısıtlamalar sanki biraz işe yaradı gibi geliyor bana. Biraz bu anlamda da kafe, restoran esnafı biraz sıkıntıda. Son dönemde bayağı da gündemde. Kafe, restoran özellikle bunların ben biraz gevşetileceğini düşünüyorum. Bu kararlar da alınmalı diyorum. Yani şöyle, yasaklar bir an önce esnetilmeli ya da kaldırılmalı. Çünkü hani esnafların halini görüyorsunuz. Hepsi kan ağlıyor. Yani ben hukukçuyum. Avukat yanında çalışıyorum. Etkilemediği bir alan yok koronavirüsün. Bir an önce ya kaldırılmalı ya da esnetilmeli diye düşünüyorum ben. İnşallah tamamen kaldırılır da kurtuluruz. Bir an önce eskiye döneriz diye düşünüyorum. Yani yeni tedbirler alınmalı. Bugünkü vaka sayılarına bakarsak zaten bunun önemli olduğunu görebiliriz zaten. Yeni tedbirler alınmalı bence. Peki sizce ne tür tedbirler alınmalı? Yani bu saat 9'dan sonra sokağa çıkma yasa olarak değil de yani sosyal mesafe öncelikli olmak üzere. Yani sosyal bir takım şeyleri düzeltmek lazım. Tabii kararlar alınacak. Sizce ne tür kararlar alınmalı? Sokağa daha fazla çıkmamaya. Çünkü her yere şey kaynıyor, virüs kaynıyor. Yani kalkmalı bence. Hani esnaf olarak insanların böyle nasıl diyeyim, sosyal olarak bir an önce bu yasakların kalkması gerekiyor. Tabii yine virüsün ufak tefek kurallar olması gerekiyor. Yasaklar bence kesinlikle kalkmamalı. Eğer çünkü kalkarsa yani kalktığında aslında neler olduğunu biliyoruz. Sürekli vakalar artıyor. Sürekli ülke günlerce gevşiyor ve vaka artışları ilerliyor. Bunun sonucunda da tabii ki bunun vakaların sonu önüne geçilmez bir hal alıyor. O yüzden bence her zaman devam etmeli. Bence yasaklar hafifletilmeli. Çünkü çoğu esnafımız şu an kan ağlıyor. Hani yardım denilen para veriliyor bir ay, 1 milyarlık vesaire. Benim çok dostum var, dükkanını kapatan, işinden olan. Bu yasaların hafifletilmesi lazım. Ne olur? 10 kişi alır içeriye, 5 kişi alır. Öyle olur. Hani insanlar şu an mesela bakıyoruz, motokuryeler bile sipariş yetişmeye çalışırken bir sürü vefatları gerçekleşiyor. Hani normal bir şey değil bunlar. Yasakların bence hafifletilmesi lazım. Bence alınmalı, yeter artık yani, küçük esnaf mahvoldu. Adamlar işinden oldu, iş yerini açamıyor, ekmek parası kazanamıyor, ne yapacak? Açılsın yani de. Korona varsa özür dilerim, statlar açık, AVM'ler açık. Çarşılar, otobüsler hep açık. Bu ufak işyerleri niye kapalı? Açılsın. Garibanlar ekmeğini kazansın yani.
Alınmalı bence yeni kararlar. Ne tür kararlar alınmalı sizce? Sokağa çıkmama yasağı devam etmesi gerekiyor. İlk başta koronavirüs çıktığında herkes karantinaya alınsaydı bu kadar büyük şey olmazdı. Korona olmazdı o kadar insan. Kalkması lazım. Hangi yere kalkmalı sizce? Ya hepsi kalksın, eceli gelen ölür. Tedbir, tevekkül, ibret hepsini yapıyoruz. Yani bir şeye kısıtlamaya bir şey olmaz yani. Bizim bilim kurulu hikaye. Bilim kurulunda esnaftan da olacak, hukukçuda da olacak. Yani her türden insan olması lazım. Toplamış oraya şey, yani ilaç firmalarının temsilcileri hüküm sürüyorlar. Bir de çıksınlar insanların baksın durumları ne alemde. Bence yasaklar devam etmeli bu şekilde. Bence iyi, çok iyi. Bazı yerlerde mesela tatil yerlerinde yasakların daha çok artırılmasını istiyorum. Çünkü haberlerde görüyoruz. Uludağ'da olsun, gerek Erciyes Kayak Bölgesi'nde olsun. İnsanlar hep bir arada maske, mesafe kontrolüne dikkat etmiyorlar. Bunun için ben yeni yasakları bekliyorum açıkçası. Gevşek olmalı. Kısıtlamalar gevşemeli. Ondan sonra kafeler açılmalı. Kısıtlamalı bir şekilde. Esnaflar şu an kan ağlıyor. Ekonomik yönden. Vallahi Cumhurbaşkanı eğer kongreleri yapıyorsa vatandaşa da kalksın. Esnaf parasını kazansın yani. Herkes ağam ağam ağlıyor. Doğru değil mi hemşire? Ona serbest, bize yasak. Başka diyecek bir şey yok yani. Bence kalkmalı. Neden? Yani 65 yaş üstüne yasak var, bize yasak var. Kötü oluyor yani bizim açımızdan. Sonuçta öğrenciyiz falan. Olmuyor yani. Kalkmalı. Kalkacak da yani. Hangi yasaklar kalkmalı? Ya işte bu çocukların, mocukların 65 yaş üstü falan hepsi kalkacak diye biliyorum ben yani. Hepsi bir hikaye yani bunların. Roman yani. Bu romanı biliyor musun sen? Aynen bu roman yani, kalkacak. Bunlar dırıvırı yani. Ben Covid'e de inanmıyorum yani. İşin gerçeği ha. Mikrop mikroptur yani, Covid'miş, tırtmış, fırtmış. Ben her gün yani 300 bu gelişti. Her kalabalığa girdim, her yere de girdim. Ne Covid oldum, ne bir şey oldu. Peki şu anda ortalama Türkiye'de günlük 8000 vaka gözüküyor. Bunlara inanmıyor musunuz? Ben inanmıyorum ya. Ben inanmıyorum ha. İnanan inanır. Neden inanmıyorsunuz? Neye göre inen 8 bin çıkıyor her gün? Ya 10 bin olur, ya 15 bin olur, ya 20 bin olur, ya 50 bin olur. 8 binde şiir gibi kaldık. Ben inanmıyorum arkadaş. Açıkçası. İster beni assınlar, ister kessinler. Bunlar dırıvırı yani. Bence yasaklar kalkmalı. Hangi yasaklar kalkmalı sizce? Yani akşam 8'den sonra çıkma yasağı zaten 8'e kadar olan olmuş olacak. 8'den sonrası mantıksız olacak. Bence 8'den sonra çıkma yasağı kalkmalı ya da 9'dan sonra. 9'dan sonra sanırım. Marketler 8'den sonra kapatılıyordu, pardon. Biz market işlettiğimiz için genel olarak zaten 8'den sonra işimiz oluyor. O yüzden yani mümkünse 9'dan sonra kalan yasaklar kaldırılsın.